Hayır sen dur o bitirsin. Onun ağzında yara var. Ağzında yara olan enfeksiyonlu olan boncuk kedimi 4 saatten beri arıyorum. Ancak daha yeni parkta buldum. Dün kuru mamayı yedi. Normalde yaş mamayı yiyemiyor. Düzeltiyorum kuru mamayı. Dün yedi. İnşallah iyileşmiştir. Şimdi yine yaş mama verdim. Buna her gün ta buralara kadar gelip bu parkta bunu buluyorum. Kedi bu tabii. Her zaman yerinde durulmuyor. Bazen 4 saat, 5 saat bu kediyi arıyorum ama ben de yoruluyorum bunu aramaktan. Bulmasam ölüp gidecek. Gel sana da şu kuru mamayı bırakayım. Gel. Al pıs pıs pıs. Hadi hadi o güzel mama. Onu buluyorum, getiriyorum, yediriyorum, doyuruyorum. Şuraya. Yani aç kalmasın diye elimden geleni yapıyorum. Bu kedilerdeki enfeksiyon hastalığı kolay geçecek bir hastalık değil. Nereden kaptıysa kapmış. Onun için aşı şey de oldu, iğne de oldu, antibiyotik iğnesi oldu. 5-6 kere götürdüm veterine. Sağ olsun, Allah razı olsun, veterinerimize çok ilgili. Hemen gereğini yapıyor. Ama bu kediyi bir türlü düzeltemiyoruz. Yani bundan bir ayı geçti, bununla uğraşalım. Her gün yaş mama yemesi de iyi bir şey değil. Yani buna alıştı. O da böbreklere zarar verebilir. İnşallah bir an evvel tam düzelir de ben de rahatlarım, o da rahatlar. Fakat ne yapayım, bunu çok seviyorum. Şuna bak. Kemikleri çıkmış ama biraz düzelmeye başladı. Güzel bir yüzü var bunun. Her şeyi güzel bunun. Bir işte sağlıkla ilgili bir sıkıntı yaşıyoruz bununla. Onu da iyileştirirsek inşallah. Şimdi bitirsin, buna kuru mamadan vereceğim. Bakalım yiyecek mi? Bak bu garibanlar böyle, bunlara bak ne verirse yiyor bunlar. Bunlar da böyle. Bugün yerine baktım, orada mama suyu yok. O su kaplarını değiştirmek zorunda kalacağım herhalde. Gidip onlara su getirmem gerekecek. Allah razı olsun, orada genç bir kızımız var. Onlara bakıyor. Sularını da veriyor. Yani onun dışında bir sürü iyi kalpli, merhametli insanlar var. Ama aferin. Veterinerlik öğrencisi. İnşallah mesleğini en iyi şekilde yapacaktır. Çünkü şimdiden kedileri seviyorsa mesleğini de seviyor demektir. Onun için de yola açık olsun inşallah. Ona da her zaman duacıyım baktığı için. Yani illa ben bakıyorum diye değil. Bir sürü benden daha iyi bakanlar, daha iyi takip edenler, bu işi sevenler, severek yapanlar, vicdanen yapanlar, bir sürü iyi kalpli insanlar var. Onun için onlardan da Allah razı olsun. Doydun mu güzel surat? Bakalım kuru mamaya ne davranacak şimdi? Bunun üstünü yiyecek mi? Bunu de, ya yeter yaladığın, yeter. Al bakayım, al. Al bir deneyelim. Hadi. Yine şeyi yalıyor. Tabağı yalıyor. Bu ne kadar güzel geliyor bunlara ya. Pırzola gibi geliyor bunlara. Hadi, hadi kuru mamadan da ye. Hadi. Tamam işte. Düzeldin demektir. Kuru mama yiyorsan. Hadi kuzum. Hadi kuzum, üzme beni. Tamam, düşeni boş ver. İşte başım ağrıyor diyemiyor. Karnım ağrıyor diyemiyor. Gözüm ağrıyor diyemiyor. Dese ağzı var, dili yok bunların işte. Gel. Doydun mu kuzum benim? Ha? Güzel suratlım benim. Gel. Gel yavrum benim. Gel. 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 Her gün bu parkta 4-5 saat arıyorum bunu ya. Nereye saklanıyorsun? Nereye gidiyorsun ya? Sen ne yerinde durmayan bir kedisin ya? Fıldır fıldır geziyorsun ya. Biraz oturaklı ol ya. He? Oğlum biraz var ya, oturaklı ol vardır ya şeyinde, insanın da böyle fıldır fıldır gezenlerden. Bu da bunun, onlar gibi bir şey. 2 dakika ayrıl, bir daha burada bulamıyorsun ya. Hemen bir bölgeye gidiyor. Kediler bölgelerinden ayrılmaz. Bana bak. Güzel surat. He. He. Güzelliğe bak, güzelliğe.
Seni çok sevdiğim için de geliyorum ha, onu söyleyeyim yani. Sen de alıştın bana, ben de sana alıştım. Kuru mamaya pas vermedin. He, hala yaş mamamı istiyor. Bana bak. Şş, bana bak. Ne? Kuzum bak. Bir paket yedim. Öyle 10 tane yiyemez. Hastalanırsın sonra. Duydun mu? He, güzelliğe bak, güzelliğe. Güzel yüzlü, maske suratlım benim. Tamam mı kuzum? Her dakika yenmez. He? Al, gel. Gel. Hadi, otur. Bu parkta da beni maşallah şey yaptın ha. Esir ettin burada beni, buralarda. Ben gidiyorum şimdi, karnın doydu. Sonra tekrar gelirim. Kuru mamayı da yemedin yalnız. Bir daha bir deneyelim. Al bakayım. Aslında yiyor. Bak şimdi de yemeye başladı. Ya güzel surat, benimle oynama Allah aşkına. Bir iyileş de. Bir iyileş, normal hayata dön ya. Yani sen hastasın, sana üzülüyorum. Haline üzülüyorum ya. Dön ki rahatlayayım ya. Arkadaşlar işte bir kap su, biraz mama, fırsat bulursanız. Sokakta bir sürü canlılar var, köpekler var. Yani sırf kediler de yok ama sırf köpeklere de tabii yetişemem. Bazen evde kemik yiyecek falan oldum, onlara da çıkartıp veriyorum. Onlara da bir bakanlar var. Özellikle köpeği çok sevip ilgilenen insanlar var. Bir de kediciler var işte. Kedilerle sırf bakanlar var. Aslında görülüşü hepsine, ben size de kedilere mama veriyorum. Mamayı bıraktığım yerden sonra kuşlar geliyor, komurlar geliyor, onlar yiyor. Komurlar gittikten sonra kirpiler geliyor. Onlara da bayılıyorum, o yavruları yanlarında oluyor. Daha sonra da karıncalar hepsi. Allah'a çok şükür nasiplerini alıyorlar. Herkes karnını doyurmuş olur. Ben gidiyorum artık, yeter. Sen de kuru mamayı da yedi, gördünüz arkadaşlar. Demek ki bu iyileşti. Hadi bakalım, hayırlısı.